Herkese yeni videodan, yeni ülkemiz Rusya'dan, Buryatya Cumhuriyeti'nden selamlar dostlar. Kapalı bir havayla, bol bulutlu, yağmurlu bir havayla Rusya'ya giriş yaptım. Bayağı da rüzgarlı, herhalde sesten anlaşılıyordur. Zaten vaktim çok kısıtlı bu ülkede. 16 günlük bir elektronik vize veriyorlar size. Bunu internetten alabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde konsolosluğa gitmenize gerek yok. Bu vizeyle gelip gezebiliyorsunuz ama Rusya gibi devasa bir ülke için tabii ki bu hiçbir şey. Buraya geçen videoda Moğolistan'dan uzun bir otostop yolculuğuyla geldim. Ve şu anda Ulan-Ude isimli bir şehirdeyim. Burada küçük bir şehir. Fazla da uzatmadan videoya geçelim ve Rusya macerası başlasın bakalım. Şu anda şöyle bir yerdeyim şehrin merkezinde. Karşımda bir opera ve tiyatro binası var. Bu şehirdeki sembol binalardan, sembol yerlerden bir tanesi burası. Burası şehrin merkezinde en bilinen noktalardan bir tanesi dostlar. Bu Rus arkadaşlar da çıkmak istiyoruz dedi videoda. What was your name? My name is Danir. Danir. Yes. Danir. Böyle scooterlarla geziyorlar. What's your name? My name is Matvey. Matvey. Bir şey İngilizce biliyorlar. Hemen yanıma geldiler. Biz de çek diye. Çocuklar bayağı sıcakkanlı çıktı ya. Az bir şey İngilizce biliyorlardı. Hemen geldiler yanıma. Konuştuk böyle biraz. Olabildiğince çekmeye çalıştım. Rüzgar çok yardım etmiyor şu anda bana. Sürekli mikrofon değiştiriyorum. Böyle sesi en temiz şekilde almaya çalışıyorum ama bayağı işimi zorlaştırıyor. Az önce bulunduğum meydandan hemen karşıya geçtim ve şöyle farklı bir meydana geldim. Burada hemen önünde kocaman bir Lenin anıtı yer alıyor. Bu anıtı biraz yakından göstermek istiyorum. Yine bu şehirde en bilinen yerlerden birisi. Şöyle göstereyim. Altına da Rus tankı ve Rus askeri fotoğrafı koyulmuş. Böyle bir anıt. İnsanlar geliyor burada. Lenin'in anıtının fotoğrafını çekiyorlar. Videonun başında söylediğim üzere şu anda bulunduğum yerin adı Buryatya Cumhuriyeti olarak biliniyor. Öyle geçiyor. Rusya federe bir devlet yapısına sahip. Ülkenin içerisinde 22 farklı özel cumhuriyet bulunuyor. Buryatya Cumhuriyeti de bunlardan bir tanesi olarak biliniyor. Bu arada meydanda böyle çok güzel heykeller yapılmış. Çimen desenli. At heykelleri falan var. Deve heykeli var bakın hemen şurada. Çocuklar böyle oynuyor. Şehrin merkezinde böyle bir şey yapmışlar. Çocuklar ve aileler de eğleniyor burada fırsattan istifade. Şöyle bir karşıya geçelim. Devam edelim. Buraya dair en sevdiğim şeylerden bir tanesi yaya geçitlerine adımınızı attığınız anda araçlar duruyor. İnanılmaz bir saygı var yaya. Şu an geçtiğim yerde normal trafik ışıkları vardı. Hani ışık yanınca geçtim ama yaya geçitlerinde acayip bir saygı var. Moğolistan'dan sonra bayağı bir şaşırttı bu anlamda Rusya. Bu arada bakın şunu da göstereyim. Burada Rusya'da KFC'nin adı Rostix olarak değiştirilmiş. Büyük ihtimalle savaştan sonra uygulanan yaptırımlardan dolayı böyle bir şey yapmışlar. Bazı firmaların buradaki isimleri farklı. Şehrin merkezinde etrafımın bu şekilde Sovyet binalarıyla çevrili olduğu bir meydana geldim yine. Aslında ben de buraları sizinle beraber geziyorum, keşfediyorum biraz. Şehirde gezilecek, dolaşılacak çok fazla bir yer yok. Genel olarak küçük bir şehir merkezi var. Ancak tüm detaylarıyla göstermeye çalışıyorum yine de. Videonun başında söylediğim üzere şu anda bulunduğum yerin resmi adı Buryatya Cumhuriyeti. Buraya adını veren Buryat isimli bir etnik köken bir halk var. Buryatlar Moğol kökenli bir halkmış. Moğol kökenli bir etnik grup ve konuştukları dil de Moğolcadan gelen bir dil. Ve buraya da zamanında Buryatya adını onlar vermiş. Ancak bugün yalnızca nüfusun %32'lik kısmını oluşturuyorlar ve nüfusun %63,5'unu Ruslar oluşturuyor ve haliyle etrafta gördüğünüz insanlar bayağı böyle Avrupalı tipler genel olarak ama arada bir işte 10 kişiden 3'ü, 10 kişiden 4'ü falan da çekik gözlü Moğollara benziyor. Böyle tuhaf bir durum var. Ben daha çok insanları Moğolistan'dakilere benzer diye düşünüyorum. Çünkü burası sınırdan yalnızca 250 kilometre falan, 3 saat falan sürüyor. O yüzden çok büyük bir değişim olur diye beklemiyordum ama bayağı bir değişim oldu. Tipler, insanların görünüşü ciddi anlamda değişti.
şöyle bir yere çıktım bu arada. Gayet böyle güzel, modern bir şehir merkezi. Ben de buraları ilk defa görüyorum. Çünkü dün daha ilk günümdü ve yağışlı bir hava vardı burada. Binalar inanılmaz güzeller ya. Bakın şurada bir abimiz müzik yapıyor. Yakından göstermeye çalışayım. Şöyle çekelim bakalım. Özellikle binaların böyle çok kendine özgü, kendine has bir havası var ya. O çok hoşuma gitti Rusya'da. Uzun bir zaman sonra böyle bu kadar tarihi dokusu olan, kendine özgü mimarisi olan bir yerde geziyorum. Binalar, ne bileyim sokak satıcıları, insanlar, dil, her şey farklı. Her zaman farklı bir ülkede olmak gerçekten çok güzel hissettiriyor. Gezmeyi de bu yüzden seviyorum zannedersem. Şöyle etrafı göstererek devam edelim. Burada kvas adı verilen bir içecek var. Galiba alkollü, tam emin değilim o kısmında ama sokaklarda her yerde o içecekten satıldığını görüyorsunuz. Bakın hemen şurada o kvas ismi verilen içecekten satıyorlar. Genelde insanlar böyle büyük 1,5 litrelik falan şişelere doldurup alıyorlar bundan. Böyle ne tam bilmiyorum. Fiyatı bayağı uygun oluyor. Böyle burada bidonlar da satıyorlar. Sonrasında alıp gidiyor insanlar. Abilerimiz de içiyor elinde. Çok kısa bir yürüyüşün ardından yine böyle bir meydana ulaştım. Şehri resmen meydanlara bölmüşler. Burada ilginç bir anıt dikkatimi çekti şimdi. Bakın böyle dikili taş tarzı bir anıt yapılmış ve anıtın tepesinde komünizmin sembolü var. Çok net bir şekilde burada komünizmin sembolünü görebiliyorsunuz. Şöyle geziye ufak bir mola verdim ve size Rus paralarını göstermek istiyorum. Dün bayağı problem yaşadım para çevirene kadar. Aklınızda olsun, pazar günü para çeviremiyorsunuz ülkede. O yüzden pazar günü gelecekseniz, belki cumartesi de geçerlidir bu bilmiyorum, mutlaka yanınızda ruble olsun. Çünkü kartlar çalışmıyor ve para çevirmek büyük problem ülkede. Yalnızca bankada çevirebiliyorsunuz. Şöyle bir 1000 ruble var. Bu en büyük banknot zannedersem. Üzerinde katedral resmini görüyorsunuz. Rusya'da resmi din Ortodoks Hristiyanlığı ve bu yüzden paralarda dahi katedralleri görebiliyorsunuz. Şöyle bir 50 ruble var. Bu da galiba en küçük banknotlardan bir tanesi. Tam emin değilim halen daha. Bu da 100 ruble, yaklaşık 1 dolar 15 sent falan yapıyor bildiğim kadarıyla. Ama en güzel gözüken para bu bence. Böyle rengarenk güzel bir banknot. Genel olarak fiyatlara değinmek gerekirse bence şu ana kadar Rusya oldukça uygun. Moğolistan'dan sonra market fiyatları resmen %50'nin üzerinde düşüş yaşadı böyle. Ben Rusya'nın bu kadar uygun olacağını düşünmemiştim açıkçası. Market fiyatları oldukça uygun ve bence gezebileceğimiz uygun ülke arasında yer alan bir ülke. Belki ilerleyen videolarda buna daha detaylı bir şekilde değinirim. Şimdi fazla uzatmayayım. Kaldığımız yerden şehri keşfetmeye devam edelim. Şöyle Sovyet binalarının arasından tekrardan bir karşıya geçelim. Banka binasına bakar mısınız? Ne kadar güzel ya. Bakın şehre dair güzel şeylerden bir tanesi, şehrin ortasından tramvaylar geçiyor. Bayağı böyle bütün şehri bu tramvaylarla dolaşabiliyorsunuz. Ortaya çok güzel bir raylı sistem yapılmış. Şehre dair beni en çok şaşırtan şey bu olay oldu. Her yerde bu şekilde parklar, anıtlar, insanların sosyalleşebileceği alanlar görüyorsunuz. Bu kadar küçük bir şehirde bu kadar fazla park ve yeşil alan olması gerçekten şaşırtıcı. Bu arada şu anda bulunduğum şehir dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü'ne çok yakın. Buradan çok kısa bir yolculukla Baykal Gölü'ne gidip görebiliyorsunuz. Aynı zamanda gölün diğer yakasında da İrkut şehri yer almakta. O şehirde benim bir sonraki durağım olacak. Muhtemelen orada gidip Baykal Gölü'nü yakından göreceğiz, gezeceğiz. Şehrin ortasından Baykal Gölü'ne giden nehirlerden bir tanesi dahi geçmekte. Tam böyle şehrin sokaklarında yürüyordum ki böyle bir Ortodoks kilisesi dikkatimi çekti. Benden başka kimse yok sanırım bahçede. Çekim yapmak yasak mı değil mi hiç bilmiyorum ama direkt çekmeye başladım ben şöyle.
Burada kiliseler genelde böyle renkli ve farklı mimaride yapılmış oluyor. Büyük ihtimalle Ortodoks olduklarından dolayı olsa gerek. Ancak kendine has çok güzel mimarisi var. 1809 yılında yapılmış zannedersem şurada. 1809 diye yazıyor. Böyle güzel bir kilise. Yakından da şöyle göstermeye çalışayım. Gayet güzel mimari. Çok karşıdan karşıya geçeyim dedim. Öyle bir üst geçide çıktım ki korku filmi gibi üst geçit. Bomboş böyle içeride hiç kimse yok. Hatta bakın şurada şöyle bir poster koymuşlar. Acayip ya. Bakın bir anda böyle pazar gibi bir bölgeye ulaştım. Böyle terlikler, kıyafetler, botlar vesaire satılıyor. İlginç yani, Rusya'da görmeyi beklediğim manzara değildi. Yol kenarında böyle güneş gözlüğü satanlar var. O sokaklarda kültürel şeyleri de görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Şöyle küçük dükkanlar da çok fazla görüyorum ben. Bakın şöyle bitki çayları, kuru yemiş çeşitleri vesaire satılıyor. Özellikle bu tarz yerlerde Türkiye'den gelme ürünleri de çok fazla görebiliyorsunuz. Bazı böyle sebze meyvelerinin etiketinde Türkiye diye yazıyor direkt önlerinde. Kutularında yazıyor falan. Şu anda bulunduğum yer Moskova'ya dahi uçakla 6 saat süren bir nokta. Ancak buna rağmen burada bile Türk ürünlerini görebilmek çok güzel. Şöyle bir sebze meyve pazarına geldim şimdi. Bayağı düzenli ve güzel duruyor. Her türlü işte sebze meyveyi burada görebiliyorsunuz ve bunların büyük çoğunluğu az önce söylediğim gibi Türkiye'den gelme ürünler. Bazılarının böyle şu kollarında Türkiye diye yazıyor. Burada görmedim ama daha önce gittim marketlerde vesaire görmüştüm. Moğolistan'dan sonra şu manzaraları görmek gerçekten çok güzel. Çünkü Moğolistan'da çok nadirdi böyle şeyleri görmek. Böyle küçük bir pazar burası. Etraf bayağı düzenli. O düzen şaşırttı. Biraz da bunun için göstereyim istedim. İnsanların kameraya karşı tepkisi çok bilmediğimden fazla böyle rahatsız etmek istemiyorum onları. Bakın şu ahududu galiba. Her yerde satılıyor, sokaklarda bile. İlk dikkatimi çeken şeylerden birisi oldu bu şehirde. Bayağı tüketiliyor zannedersem ve çilek yine galiba burada yetişen meyvelerden bir tanesi. Sokaklarda bile böyle bardaklarda çilek satanları görüyorsunuz. Bakın şu bardak mesela 3,5-4 dolar falan zannedersem. Böyle sebze, meyve çeşitleri. Aslında şehir merkezine gideyim. Oradaki tarihi binaları göstereyim istiyordum şu anda ama burayı görünce tutamadım kendimi. Gireyim dedim. Hayat gördüğünüz gibi aynen devam ediyor burada. Rusya'da aynen devam eden bir hayat var. Tabii benim bulunduğum bölge dediğim gibi başkente bile çok çok uzak bir yer. Yani Moğolistan'ın yukarılarında, Asya kıtasında bir yerlerdeyim aslında. Ama şu ana kadar eminim ki birçoğunuz da bunu merak ediyordur. Hayat gayet normal. Gördüğünüz gibi elimde kamerayla geziyorum. Evet, bazen biraz çekiniyorum acaba sorun olur mu diye. Çünkü sonuçta bir yabancıyım ve elimde kamerayla her yere gidiyorum falan. Ama şu ana kadar her şey normal ve güzel gidiyor. Benim daha ikinci günüm burada. Toplamda 2 hafta kadar kalacağım ve videolarda bol bol size burayı göstermeye çalışacağım. Burayı yaşatmaya çalışacağım. Yine şehrin merkezinde yer alan farklı bir park. Adım başı karşınıza yürüyüş yapabileceğiniz böyle güzel parklar çıkıyor. Bayağı organize, güzel bir şehir ki Rusya'nın ufak şehirlerinden bir tanesi burası. Şöyle göstereyim, burada galiba küçük bir kilise yer almakta. Şu anda kapalı zannedersem ama böyle göstereyim dedim geçerken. Ben açıkçası daha düzensiz, daha geri kalmış bir şehir bekliyordum buraya gelirken. Ancak her şey tam anlamıyla bir düzene oturtulmuş. O Sovyet mimarisini sonuna kadar hissediyorsunuz buralarda yürürken. Tekrardan o şehrin meşhur sokağına, meşhur sokaklarına geri döndüm. Bakın yine bir kvas satıcısı burada. İnsanlar bayağı sıra bekliyor önünde. Rusya'ya dair ilginç bir bilgi vereyim. Hazır şu anda içecek demişken aklıma geldi. Rusya'da çok ciddi bir alkol problemi olduğunu söylüyorlar. Yani
bu problem o kadar büyümüş ki erkeklerin yaş ortalaması kadınların çok çok daha altında, çok daha erken ölüyorlar ve ülkede kadın erkek nüfusunda 11 milyonluk bir eşitsizlik var. Kadınların nüfusu erkeklere göre 11 milyon daha fazla. Bunun tabii ki tek sebebi alkol değil, geçmişte yaşanmış savaşlar vesaire, bunların da etkisi var. Ama genel olarak erkeklerin yaş ortalaması bu ülkede çok düşük ve alkol tüketimi çok büyük bir problem. Ülkede bira yalnızca 2011 yılında alkol olarak kabul edilmeye başlanmış. Yani 2011 yılından önce alkol dahi sayılmıyormuş. Ve alkol bu ülkede çok çok ucuz fiyatlara satılıyor. Marketlerde, otellerde, hostellerde, gittiğiniz her yerde alkol çeşitleri çok ucuz fiyatlara görebiliyorsunuz. Ve bu da ülke için aslında büyük bir problem olmuş durumda. Dün mesela yerel bir markete girdim ve markette geziniyorken bir şey dikkatimi çekti. Şimdi direkt fotoğrafını göstereceğim telefonumdan. Bakın, markette Efes satılmakta ve 64 ruble. 86.50 şu anda 1 dolar yapıyor Rusya'da. Yani 1 doların dahi altında. Belki 25 liraya falan böyle alkol satın alabiliyorsunuz. Ülkede gerçekten çok düşük rakamlara alkol satıyorlar. Ve görüyorsunuz, yani bizim ülkemizden gelme ithal bir ürün bile bu fiyatlara satılıyor. Yalnızca bilgilendirme amaçlı söylüyorum bunu. Altın çizil de yoksa tasrif ettiğim bir şey değil. Video boyunca şehri dolaştım, keşfettim. Her şey çok güzeldi ama çok kasvetli bir hava vardı. Ve tam böyle dedim ki yavaştan geri döneyim. Bir anda güneş çıktı ve mis gibi bir hava var şu anda. Üzerimdekiyle terlemeye başladım. Şöyle bulunduğum yeri göstereyim. Galiba bu opera binasının girişindeyim. Dışarıdan buraya geçilebiliyormuş. Ben de şimdi keşfettim. Tam geri dönecekken böyle çok güzel bir, ne diyeyim, bina girişi yapılmış buraya. Şöyle bir ineceğim aşağıya doğru. Bir etrafı göstereyim istiyorum. Daha başka ne var ben de bilmiyorum. Şöyle gidelim bakalım. Evet, galiba tam olarak bu opera binasının girişiymiş burası. Böyle çok güzel halka açık bir alan yapmışlar. Şuradan bir giriş daha var ama galiba o herkese açık değil. Muhtemelen binanın girişi falandır. Rusya'ya dair en çok hoşuma giden şey şu ana kadar şu mimari olayı oldu. Gerçekten mimari inanılmaz burada. Ve ben şu anda çok küçük bir şehirdeyim. Muhtemelen Moskova'yı, Petersburg'u falan büyük şehirleri görsem bayağı bir severim. Çünkü mimari aşığı birisiyim ben. Gezerken farklı mimarileri görmeyi, farklı binaları, farklı şehir planlamalarını görmeyi çok seviyorum. Bu bana inanılmaz keyif veriyor ve Rusya bu anlamda bayağı beni doyuracak bir yer aslında. Ama gideceğim yerler genel olarak böyle daha küçük şehirler olacak. Belki bir tane, iki tane büyük şehir görme şansımız olabilir. Bu arada videoyu başlattığım yere geri döndüm. Şu an tekrar da oradan geçiyorum. Resmen şu anda mevsim değişti ya. Videoyu açtığımda bu bölgede inanılmaz bir rüzgar vardı ve nasıl video çekeceğimi düşünüyordum kara kara. Şu andaysa rüzgar kesildi, güneş ortaya çıktı ve hava inanılmaz sıcak. Özellikle bu bölgelerde, burası da Sibirya'nın bir parçası aslında, Sibirya'nın devamı. Yaz mevsimi oldukça kısa, senede 2 ay kadar falan. Hatta belki de asıl o yaz mevsiminin yaşandığı, böyle havanın güneşli olduğu, güzel günlerin olduğu süreç 1 ay, 1,5 ay kadar falan. O yüzden böyle havalar burada çok kıymetli. Güneş açınca ister istemez insan mutlu oluyor ve herkes kendini dışarı atıyor. Farklı bir atmosfer oluyor şehirde de. Kışın bu bölge tıpkı Ulaanbaatar'da olduğu gibi -40'lara kadar düşen sıcaklıklara sahip. Hatta -45'leri falan dahi görebilirsiniz buralarda. Daha yukarı bölgelerde zaten Yakutistan'da vesaire -67 derece falan ölçüldü daha önce. Dünyanın en soğuk şehri, en soğuk bölgesi olarak biliniyor. O yüzden bu bölgelerde seyahat edebileceğiniz vakit son derece sınırlı ve ben şu anda Temmuz ayının sonlarında burada olduğum için inanılmaz şanslıyım. Bir gün eğer buralara gelirsem muhtemelen böyle Haziran gibi gelip bütün böyle yaz dönemi boyunca, 3 ay boyunca Rusya'yı bir ucundan bir ucuna gezmeye çalışırım diye düşünüyorum. Şöyle şimdi hostelimin bulunduğu bölgeye doğru yavaş yavaş ilerliyorum buradan. Bu arada çam ağaçlarını her yerde görebiliyorsunuz Rusya'da. Moğolistan'dan Rusya'ya geçer geçmez her yerde çam ormanları ve çam ağaçları gözükmeye başlamıştı. Burada şehrin içerisinde dahi görebiliyorsunuz.
Ve şimdi dostlar burada yerel bir restoranta geldim. Saatlerdir inanılmaz acıktım. Kahvaltıyla duruyordum ve dedim ki dönmeden önce yerel bir Rus restoranında bir Rus yemeği yiyeyim. Bir öğün, bir Rus nasıl besleniyorsa bir öyle besleyelim. Bilmiyorum belli olacak mı? Tam olarak Lenin anıtının karşısındayım. Tam karşımda Lenin heykelini görüyorum. Burada şöyle bir yemek aldım. Salata, şöyle etli pilav ve şöyle bir domates çorbası mı ne bu artık bilmiyorum. Daha önce de birçok yerde görmüştüm. Şöyle bir sebze çorbası. İçerisinde şöyle dana eti de yer almakta. Ve yanında da iki dilim ekmek. Şu da hoşaf. Böyle bir menü yaptım kendime ve burası toplam 4 dolar tuttu. Ve şehrin en merkezi yerinde yiyorum yani öyle düşünün. Geldiğim restoranı da bir göstereyim şöyle. Burası böyle bizdeki esnaf lokantası tarzı. Seç beğenal yapıyorsunuz burada. Her şeyin fiyatı yazıyor ve yemeklerinizi seçebiliyorsunuz isterseniz. Ben böyle seçip beğenip işte ne alacaksam aldım buradan. Şöyle göstereyim bakalım Rus yemeklerinde. Tadına bakalım yemeklerin. Nasıl bilmiyorum. Herkes bana bakıyor orada içeride yabancı olunca. Çorba bildiğiniz domates çorbası. İnanılmaz lezzetli. İçerisinde neler var bilmiyorum ama bayağı iyi. Özlemişim. Bildiğiniz bizdeki domates çorbasının etli hali. Bram bram o tat geliyor. Şu zaten bildiğiniz hoşaf. Kayısı var galiba içinde. Rus mutfağının bize bu kadar benzeyeceğini hiç düşünmemiştim. Şunu da bir deneyeyim videoyu kapatmadan. Öbürü zaten turşu direkt. Bu da etli pilav dostlar. Bizim pilavların eline su dökemez ama fena değil bu da. Havuç var galiba ekstradan içinde. Güzel böyle pirinç soslamışlar falan. Rus mutfağının ben bize bu kadar yakın olacağını hiç düşünmezdim. Hem Moğol mutfağına yakın, bazı yemekleri Moğolistan ile aynı ama genel olarak çok fazla yemek çeşidi buluyorsunuz ve bizim damak tadımıza çok uygun. Vallahi ben sevdim. Ben bu ülkede kalırım. Ve şu ekmeğe bakar mısınız? Bildiğiniz kara buğday ekmeği. Mükemmel bir olay ya. Ne ararsanız buluyorsunuz. Gezdiğim ülkelerin hepsinde en önemli şeylerden bir tanesi de yemek konusu oluyor tabii ki. Bu arada böyle ışık daha iyiymiş. Keşke böyle çekseydim. Bu ülkede yemeklerin güzel olması beni açıkçası çok mutlu etti. Bu arada bedava su da veriyorlar. Bu sıcak suymuş. Yanlış doldurmuşum ama olsun. Şehrin en merkezi yerinde bile şöyle bir menüyü bu fiyata yiyebilmek gerçekten güzel. Yani ben daha pahalı olur diye bekliyordum. Ancak gayet uygun. Moğolistan'da mesela yerel bir restoranda ancak bu fiyatı yakalayabiliyordunuz. Türkiye'de fiyatlar ne durumda bilmiyorum ama Rusya şu anda bayağı uygun gibi. Aradan yalnızca bir saat geçti. Ve şu havaya bakın. Günlük güneşlik hava vardı ve bir anda öyle bir yağmur başladı ki ben restorandayken. Yani çok şanslıyım dışarıda olmadığım için o sırada. Şuraya bakın. 5 dakika içerisinde bir anda şimşekler çakmaya başladı ve dışarıda resmen fırtına koptu. Çok acayip bir hava durumu ya. Uzun zamandır gördüğüm en güçlü yağmurdu. Neyse ki şu anda biraz yavaşladı. Ben de dışarı attım kendimi. Ama hala yağıyor. Bakar mısınız? Sokaklar bildiğiniz 5 dakikada şu hale geldi. Su böyle yukarıdan aşağı nehir gibi akıyor. Ve ilginç yani. Hava tam böyle günlük güneşlik gibi oldu dedim. Açtı herhalde. Bir anda böyle karanlığa büründü ve aralıksız yağmaya başladı. Rusça hoş geldin diyor bana. Diyor ki Furkan hoş geldin Rusya'ya. Dün yağmur, bugün yağmur. Bugün günlerden pazartesi, haftanın ilk günü ve cumartesiye kadar her gün yağışlı gözüküyor. Hem bu şehirde hem de gideceğim şehirde. Abi. İnanılmaz bir hava durumu ya. Kaldırımlardan bildiğiniz şelale akıyor. Ya. Yürüyecek yer bulamıyorum. O kadar kötü ki yerler şu anda. Vıcık vıcık her yer.
Evet dostlar, böyle bir videoydu. Rusya'ya hızlı bir giriş yaptık. Sırılsıklam olduk. Ve artık burada videoyu bitirmek istiyorum. Hostelime dönmeye çalışıyorum ama halen daha bir 10 dakika yürüme mesafesi var ve yağmur şiddetini arttırıyor. Sokaklar bu vaziyette. Zaten olabildiğince gösterdim. Rusya macerası başladı. Bakalım bu ülkede daha neler yaşayacağız, başımıza neler gelecek. Bence oldukça farklı, heyecanlı bir macera olacak. Çok vaktim yok. Bugün Ulan-Ude şehrini gezdik ve yarın buradan başka bir şehre doğru trenle yola koyulacağım. Büyük ihtimalle onun da videosunu izleyeceksiniz kanalda. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kamerası ısıklam oluyor. Hadi kapatıyorum ben videoyu. Görüşürüz dostlar.